Sevgili seyircilerim, merhaba. Bugün sinemamızın çok önemli bir değerini, müthiş bir oyuncuyu daha ağırlamanın mutluluğunu yaşıyorum. Aynı dönem arkadaşım. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Bugünkü konuğum sevgili arkadaşım Selma Güner'i. Selma'cığım hoş geldin. Hoş bulduk Hülya. Nasılsın? Bu övgü dolu sözlerin için. Çok teşekkür ediyorum benim. Her şeyden önce. Bu sene Antalya Film Festivali'ni seyrederken, onur ödülü alırken şöyle bir baktım. Aman yarabbi, Selma sanki bugün sinemaya başlamış kadar güzel, etkileyici ve... O yıllarda sana Leslie Caron'a benziyor derler. Evet, öyle derlerdi. Öyle canlı canlı gördüm seni. Ama sen çok daha güzelsin. Çok teşekkür ederim. Yıllar... Senin güzel görüşün, senden bunları duymak çok güzel. Yıllar ya. Sana güzellik katmış. Hepimiz öyle oldu. Seni böyle canlı ve olduğun gibi görmek çok mutlu etti beni. Çok teşekkür ederim. Ben de aynı şeyleri senin için düşünüyorum. Hep öylesindir sen. Ödül ne kadar önemli hayatımızda. Ödül çok önemli. Çok büyük bir motivasyon. Çok büyük bir moral. Daha çok şeyler, daha iyi şeyler yapmak istiyor insan o zaman. Değil hani mi? O onur ödüllerinin anlamı artık sen emekli oldun, çekil bir köşede otur demek değil. Tabii ki değil, elbette ki daha değil. Daha da çünkü sanatın çok da güzel bir konuşma yok, yapmıştın. Yaşı yok. Her zaman çalışabiliriz. Seviyoruz işimizi. Aşık olmuşuz bir kere. Değil mi? Öyle olmadan olmuyor. Olmasa... Bu iş çok meşakkatli bir iş olduğu için evet. Çok zor tabii. Tutkuyla yaptık. Tutkuyla işimiz, yaptık. Değil mi? Sen de öyle. Ay canım benim. Neler hatırlıyorum sana baktıkça. Eski filmlerimiz. O ödül aldığın anda şöyle bir hayatın gözünün önünden geçmiş olmalı. Geçmez mi? Ve sinema için çarpan yüreğin yıllarca. Ama ilk ödülünü sen daha çok küçücükken, 15 yaşındayken almıştın. Evet. Aklına geldi mi o ilk ödülü aldığını? Gelmez mi? Bir şöyle bir bak, baktın mı o küçük ben kıza? Ben de şaşırdım o yıllar. Gerçekten çok gençtim 15 değil yaş. Mi? Çok yani genç, teenage bir yaş. Çok şaşırmıştım. Hiç beklemiyordum. Çok önemli yıldızların filmleri vardı. Ama senin iki filmin birden yarışıyordu. Benim iki filmim birden geldi. Son Kuşlar. Son Kuşlar. Ben öyle yaşarım. Türk sineması için çok çok önemli. Çok, çok özel Erdoğan bir film. Erdoğan Tokatlı. Ne Allah rahmet eylesin. Hayatım. Çok güzel bir film çekmişti. Böyle Fransız sineması tarzında evet, filandı. Evet, onlar onun... yeni akım yönetmenlerdi o dönemler 60'lı evet, yılların. Evet. Erdoğan Tokatlı, Duygu Sağroğlu, Zeki Ökten. Dediğin gibi daha çok Fransız sinemasının gibi. Etkisi hissediliyordu. Vardı Türkiye'de. Evet. O dönem çünkü bir romantizm rüzgarı vardı. Hani hem dünyada bunlar sinemaya yansıyordu. Önce bunu hisseden Fransa oldu, Fransa sineması. Sonra bizler aldık. Evet. O dönem evet. Öyle bir rüzgar vardı. Çok hoştu. Evet. Evet. Onun için insanlar sevdi o dönem sinemasını evet. Bence evet. Bizde. Çünkü tiyatral değil, daha doğal, daha hayatın içinde, aynen. Daha yaşayan tipler. Aynen. Son Kuşlar'la ilgili görüntülerimiz var. Birlikte izleyelim mi? Çok teşekkür ederim. Rahatsız ediyorsam söyleyin gideyim. Öyle ya kocaman adamın size asılması saçma. Ben de acemiyim, böyle bir şey ilk defa başıma geliyor. Benim adım Oğuz. Sizin adınız ne? Benimki Ayşe. Bu nedir? Kitap. Tarih kitabı. Bugün sözlüğe kalkacağım da. Ver ben çalıştırayım. Neresi? Burası. Peki. Söyle bakalım, birinci dönem İran harfleri. 1577-1590. Bu harflerin sebepleri, Şah Tahmasp'ın 1576'da ölümü üzerine İran'da taht kavgaları başladı. Bundan faydalanmak isteyen 3. Mahmud, doğudaki valilerin müracaatları üzerine İran seferine karar verdi. Ay çok ya, şekermiş. Çok küçücük, çok saf, çok, çok tatlı. Çok. Ya sen
Aslında Perde Dergisi'yle, Perde bir yarışmayla sinemaya geçtin, evet, diyebilirim. Evet. Ama bir değişik bir hikaye. Biraz senden dinlemek istiyorum. Çok film gibi, film senaryosu gibi bir hikayedir Rüyacığım. Şöyle ki benim çocukluğum çok rahat, çok mutlu bir çocukluk yaşadım ben. Hı hı. Çok şımartırlardı beni. Aa, çok güzel. İyi okullarda okuttular. Babamla işte ben 3-4 yaşındayken babam Amerika'ya gitti, hı hı, konserler için. Orada bizi yanına aldı annemle ve ben orada temel eğitimime devam ettim. Hatta bir dans okuluna da gittim orada. Aa, sonra Türkiye'ye döndük. Türkiye'de bir akrabamızın kızı, bir genç bayan, ablamız. Ben bir gün Kandilli Kız Sesli yatılı okuyorum. Geldim hafta sonu eve, baktım o kendisini gördüm. Ay Müjde, ben dedi artist yarışmasına girdim dedi filan. Nasıl olur bu dedim. Ne kadar güzel dedim. Benim de sinemaya böyle merakım var ama oyunculuk asla aklımdan geçmez. Çünkü yaşım zaten müsait değil. Ortaokul birinci sınıf talebesiyim, henüz düşün. Oo, dedim çok iyi filan, ne olur siz de gelir misiniz annem için? Neriman Hanım da bize destek versin filan dedi. Annem o zamanlar basın mensupları tanıyor annemi. Çünkü bizim evimize gelmişler. Ben doğduğum yıllarda röportajlar yapmışlar. Çok ünlü bir babam benim var babam senin. Benim babam çok ünlü bir ses sanatçısıydı. O yüzden de tabii dedik, biz gittik. Ben de çok iyi resim, makyaj filan yapardım. Çok özenirdim o zamanlar. Nurten ablanın makyajını yaptık. Onu giydirdik, süsledik. Nurten Hanım artık kesin birinci. O ara Perde Mecmuası'nın mensupları, hı hı, gazeteciler, sahibi geldi hatta. Hı hı. Neriman Hanım, sizin burada ne işiniz var? Biz dedi işte akrabamızı desteklemek için geldik. Bu kız Selma'mı ne kadar büyümüş. Ha, aa filan, nasıl benim sinemaya girmez? Türk sinemasının bu yüzlere ihtiyacı var. Bakın ne kadar önemli kişiler şöhret oldular. İşte örnek vermeye başladı Belgin Doruk, Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, işte Filiz Akın, bütün bu hanımefendiler sinema yapıyorlar. Bu güzel genç kızlar. Neden sizde hani böyle bir şey var, hı-hı, jenerasyon, hı-hı, var? Annem dedik çok ufak ve babasına sormadan olmaz. Ben dedi anlatırım. Lütfü Bey dedi şey hani vizyonu olan, geniş bakan, müzisyen adam yani, tabii, sanatçı adam. Muhakkak dedi izin verir filan. Annem o ara düşüp bayıldığını gördüm ben heyecandan. Yani olacak iş değil falan. Ve ben sahnede buldum kendimi. Anneme dedim ki bu ara üzülme, bizi seçmeyecekler zaten. Mümkün değil. Şoset çoraplar. Ya çok küçüksün. Çıktık. Bir de baktım. Seni seçtiler. Birinci ilan edildi. Müthiş. Ben büyük bir travma benim için tabii. Şimdi okul duyacak. Ya. Ne söyleyeceğiz? Nasıl olacak? Ya. Hürriyet gazetesi de bir manşet atmış ertesi gün. Dolayısıyla başladık ama ya başlamadık. Hı-hı. Okul devam. Hı-hı. Bir yıl asla böyle bir şey yapmadım. Öyle. Epey bir zaman geçti. O ara Amerika'da olduğumuz yıllarda Nülüfer Aydan da oradaydı. Çok sevdiğim bir duayenimizdir. Çok değerli bir sanatçı. Elbette. Halit Refik ile evli Türkiye'de ve İstanbul'un Kızları filmi çekilecek. Halit'cim demiş beni lütfen dinle. Selma da Amerika'dan tanırım, çok yetenekli bir kız çocuğuydu. Evet. Şimdi yani bunu ortaya çıkarması lazımmıştı. Ya 7'sinde neyse 70'in doktoru. Kesinlikle. Ya küçücükken fark ediliyor. Öyle doğuyorsun. Evet. Müthiş bir şey o. Evet. Derken işte teklif geldi. Annem de dedi ki yaz tatiline rastladı. Nülüfer'i kırmayalım. Yapalım. Gittik. Pendik'teydi. Çok çok ünlü oyuncular vardı. Cüneyt Arkın, Nülüfer Aydan, Önder Somer, Devlet Sevda, Devlet, Ferda. Sevda Ferda gibi. Ya, ben çok şaşkınım onların içinde. Ben nasıl, ne yapabilirim filan. Sadece benim önemli bir sahnem vardı. Ağlama sahnesi. Orada gerçekten ağlamışım. Oh. Üzüntüden ağlamışım. Halit Bey de dedi ki bu çocuk dedi yani Neriman Hanım dedi 3 yıla kalmaz harika bir oyuncu olacak. Türk sineması bir oyuncu kazanacak dedi. Bu işin üstüne gidin dedi. Ya Halit abi. Evet. Nur içinde yatsın. Böyle başlamış olduk. Evet. Güzel bir serüvenmiş gerçekten, evet, ama biraz daha babandan söz etmek, evet, istiyorum. Baban Türk sanat müziğinin çok bir değerli bir yorumcusu. Hatta senin için bile bir bestesi var. Değil mi? Adı yoksa Selma.
bir yandan dinleyelim mi? Ciddi olamaz. Evet. Ay çok teşekkür evet. ederim Hülya. Çok çok güzel. Evet. Selma eseri. Selma evet. Amerika'da bestelediği bir eser. Kim bilir seninle ilgili ne hayalleri vardı onun da. Selma, Selma, sana yanalım kalbimi sorma. Selma, 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 sana yanalım kalbimi sorma. Bu hasretine dayanamaz oldum. Eller diyarında gül gibi soldum. Nasıl bir özlem ve sevgiyle yazmış bu hasretinle diyor. Sesine yansımış. Ah canım benim. Şeyden okudum. Aslında bu kadar ünlü bir babanın çocuğu olmak o yaşlarda zor değil çok, miydi? Yani çok büyük. Kıskanır mıydın babanı? Babanı hayır kıskanır. Asla. Hayranları falan biz etrafında. Biz bu seçimden sonra hemen... haber verdik. Ahlaka aykırı bir şey olmadığı sürece, hanımefendiliğini bozmadığın sürece sana yakışır bir şekilde bayrağı sana teslim ederim, sen bunu götürürsün. Bir yandan tahsil hayatı devam etti, bir yandan da çalıştım. Nitekim de o bayrağı hala taşıyorsun. Şükürler olsun. Güneri onun soyadı, Güneri soyadı bana gerçekten büyük bir mesuliyet verdi. Sonra onun altına çok ezildim. Dedim ki yani ben de kendimi ispat etmem lazım. Selma Güner'e olayım, layık olayım. Ve yıllar geçtikçe yaptığımız işlerle elbette. İşte onu utandırmamaya çalıştım. Elbette rahmetli ama hayatının babacığım. Galiba en büyük travmalarından biri o Amerika'dan i̇şte dönerken İşte o mutlu çocukluğum için söyledim. Çok mutlu ve... çocukluk, çok mutlu çocukluk. Ta ki o kazaya kadar 16 yaşındaydım. Tam da geliyordu yani biletleri falan da hazırdı her şeyi işte şunu aldım bunu aldım sizlere hediyeler getiriyorum hazırlanmış besteler şunlar bunlar birlikte sahneye çıkılacaktı falan pat diye böyle bir şey haber trafik geldi kazası. Trafik kazası işte 10 gün koma ondan sonra kaybettik. Allah rahmet eylesin. Bu tabii bir çocukluk sen de babanı ben de aynı yaşta genç, kaybettim. Kaybettim. Beni anlarsın. Çok zor. O travma hele çok hele bir büyük kız bir çocuğu için daha da zor. Ay. Evet, ben sinemaya dönelim. İlk başrolünden söz etmek istiyorum. İlk başrolüm Fikret Hakan'la. Evet. Nur İçin'de yazdım. Bitmeyen Yol. Bitmeyen Yol. Bitmeyen Yol da çok güzel bir film. Çok. Duygu Sağaroğlu. Duygu Sağaroğlu. Evet. Bu filmden sonra sana yurt dışından teklifler... Geldi. Bundan sonra mı Son Kuşlar'dan sonra? Bundan sonra geldi. Öyle mi? Bitmeyen Yolu Duygu Paris'e götürmüş özel bir gösterimde seyretmişler. Roger Vadim, François Truffaut gibi, Lelouch gibi önemli yönetmenler izlemişler. Truffaut demiş ki bende bir hikaye var, çok uygun. Ben bu kızı istiyorum. Yeşilçam'da aranmışım ben. Asistanı dahi gelmiş buraya. 2 sene sonra haberim oldu. Yeşilçam'dan nedense beni bulamamışlar. Ya, film çekmiyor işte sahneye çıktı bıraktı filan gibi şeyler tabii orada kalıyor. 2 yıl sonra Duygu Sağroğlu'ndan duydum ben bunu ve çok üzüldüm. Muazzam bir kayıp Türk sineması adına yani. Bence denenmesi gereken bir şansmış. Şanstı. Bu ama senin haberin olmamış. Evet, sonra babam Amerika'dayken Elia Kazan çok iyi arkadaşıydı. Elia Kazan resimleri görmüş, ben afişler yolladım tabii. Babaya resimler yolladım. Demiş çok değişik bir tip gelsin. Gelsin ya. Buraya demiş hemen. Ay kaç fırsat. İşte o arada babamın kazası falan öyle kaldı. Burada çalıştık. Çok da mutluyum kendi ülkemde tabii. Ama sinemamızın da dış pazarı olmalıydı. Daha önceden de olmalıydı yani. Evet. Çok eksiğimiz var. Hani evet. Biz çok iyiyiz. Çok güzel, çok iyi filmler yapıyoruz. Doğru. Ben birkaç kez jüri üyeliği yaptım, izliyorum. Müthiş filmler çıkıyor. Ama bir şey eksik ki dışarıda pek sesimiz hala çıkmıyor gibi geliyor. Yeteri kadar çıkmıyor. Yeteri kadar diyelim. Evet.
en önemli rollerinden birini Yılmaz Güney'le paylaşmıştın. Ben Öldükçe Yaşarım. Evet. Değil mi? Evet. O filmden de görüntülerimiz var. Önce onu izleyelim. Harika. Sonra konuşuruz üzerine. Tamam. Gene ne istiyorsunuz benden? Rahat bırakın beni. Nedir bu? Ne var bunun içinde? De bir okuldu değil mi? Okul. Yılmaz Güney'in benim hayatımda, sinema hayatımda çok önemli bir yeri var. Çünkü oyunculuk nedir ben gerçekten ondan öğrendim. Bu Bitmeyen Yol ilk başrolümü çekmeden önce On Korkusuz Adam diye Tunç Başaran'ın bir filminde olduk beraber. Partnerini oynadım. Beni çok yetenekli buldu. Yılmaz abi dedim ona ben. Bir abi gibi sahip çıktı ve bana dedi ki bu işi yapmak istiyorsan dikkatli olacaksın, seçici olacaksın, senaryo okuyacaksın. Ne yaptığını bileceksin. Oyunculuk farklı bir şey. Bak beni izle dedi bana. Yol gösteriyor. Bana bak dedi. Ellerimi tutar ve karşılıklı oynarken gözlerime bak, bana bak. Sahici ol derdi. Sahici ol. Yapma. Bravo. Sahici ol. Beni ikna et derdi. Şurada hissedeyim senin bakışlarını derdi. Çok zor şeyler istiyor derdim ben de. Yani bu nasıl bir iş? Nasıl olması lazım filan? Böyle yaparsak biz bu filmle çıkış yapacağız dedi. Beni dinlersen dedi. Gerçekten o film vizyona girdi. Ondan sonra böyle bir Yılmaz Güney çıktı. Bir Selma Güney de çıktı. Tabii. Hemen Bitmeyen Yol teklifi geldi. Duygu Sarıoğlu. O da çok önemli filmlerden çok, biri Fikret Hakan'la beraber. Duygu Sağaroğlu Allah ömür versin. Gerçekten çok özel müthiş bir adam. Bir insandır. Dostluğu. O da hocaların hocası var. Değil mi? O da sinemanın ustası, hocası. Müthiş. Ve de çok güzel filmler yaptı. Çok, gerçekten. Çok iyi ki var. Aslında az önce Son Kuşlar'dan bahsettik ya. Aslında Mualla Özbek'ten söz etmeliydik. Evet, Mualla Özbek senin de benim de çok yakın tanıdığımız ve çok sevdiğimiz. Büyük modacı. Ve büyük bir modacıydı değil mi? Evet, sanatçıydı evet, yani gerçekten. Sanatçı ruhlu bir insandı. Müthişti. Bizi hazırlarken çok güzel motive ederdi. Evet. Ona göre her birimizin yapısına göre. Nasıl tanırdı değil mi? Müthiş. Dikerdi, giydirirdi. Kesinlikle. Ya o filmin yapımcılığını üstlenmişti. Üstlendi. Bana güvendi. Sana inandı. Da güvendi, yaptı. Sonra benimle de bir film yaptı ve çalıştınız Duygu, mı? Tabii şeyle, onun da Mualla Hanım'ın yapımcılığında Duygu'yla ben de bir film yaptım. Harika. Gerçekten çok güzel filmlere imza attı ama çok, daha sonra tabii devam etmedi. Çok, evet. Onu da anmadan geçmeyelim Allah dedik. Allah rahmet eylesin. Çok büyük emeği vardır hepimizin hepimizde üstünde. Var. Hayatı da film gibi bir hayattır. Aslında keşke onun filmi yapılsa. Kesinlikle. Ve sen oynasan. Bravo. Ah ne güzel. Ya Nikahsızlar filminden bahsedeyim. Aynı aslında o filmde ben oynayacaktım. Sen oynayacakmışsın. Maalesef sarılık geçirdim. Ondan sonra kader ağlarını örüyor bu, ya. Evet herhalde. Sen oynuyorsun ve Yusuf'la o filmde tanışıyor. Yusuf'la tanışıyoruz. Sonra sen anlat. Sen Yusuf anlat. Çok Yusuf, böyle efendi. Yusuf çok Sezgin'den söz ediyoruz. Kibar. Gerçek bir centilmendi. Gerçekten çok, öyle. Çok çok temiz canım bir insan. Kan kardeşim. Senin kan kardeşin. Evet. Ve çok güzel yaklaşmıştı ve bana. Ve hep öyle değil mi? Ama hep bugün öyle kaldı. Bir beyefendi. Çok gerçekten. Beyefendi. Güvenebileceğin. Kesinlikle. Sırtını dayayabileceğin. Kesinlikle. Dertleşebileceğin. Kesinlikle. Gerçek haklısın. Bir insan, evet, dost. Evet, seni çok benim sever de, biliyorum. Evet, ben de onu seviyorum.
birbirimize aşık olduk. Nasıl oldu? İki çocuk bilemiyorum. Hakikaten yani. Niye hakikaten. Öyle bir şey yaptık? Ay ya çok yani birbirimizden ya, hoşlandık. İki çocuk. Evet. Biz evlenelim mi? Evlenelim. Baktım bir evler döşemiş, bir şeyler yapmış. Böyle küçük küçük bir şeyler. Kendi ay kendine. Canım. Hoşuma gitti. Böyle tek başına büyümüş. Kendini yaratmış. Ya. Evet çok önemli. Başlamış. Annesinin babasının pof pof deyip şımarttığı hani her türlü imkanları elinde olan bir çocuk değil. Çok yalnız geçmiş. Evet. Zor geçmiş. Yani Yusuf'un öyle bir tarafı var. Evet. Ve Umut dünyaya. Umut canım evladım. Umut herhalde bugünlerde havalarda uçuyordur. Çok havalarda bebeği geldi. Kız babası sizi oldu. Sizi torun sahibi yaptı. Talya. Talya bak Talya'yı unutmadım. Doğanın uyanışıymış efendim. Evet Talya. Hayatınıza daha doğrusu senin hayatına. Çünkü ilk defa babaanne oluyorsun. Evet. Evet. Nasıl bir duygu onu acayip sen anlat. Acayip bir sayfa açıldı. Çok değişik. Sen anlat. Çok yaşadın bunu evet, biliyorsun. Ben, evet çok erken yaşlısın. Yaşlardı. Çok erken anneanne oldun ama müthiş bir şey bu. Çok güzel bir gittikçe armağan gittikçe de büyüyen bir sevgi. İlgi gittikçe büyüyor. Çocuk büyüdükçe evet. İnsan çok farklı duygular içine giriyor. Gidiyorum geliyorum evlerine ayrılamıyorum. Evet. Yani nasıl olacak hele bilmiyorum. Hele her geçen sene emek verdikçe... Emeğinle sevdikçe onu emek insan oldu, emeğini de sevmeye çok, başlıyor. Çok güzel. O da çok bravo, önemli. İnşallah gönlünüzce onu güle büyüsünler. Allah herkesinkini evet. bağışlasın. Amin. Çok iyi bir şey bu. Umut da işte çok mutlu herhalde. Mutlu, değil çok mi? Mutlu. Canım evladım. İyi bir eşi var. Bana benziyor. Ben söyleyecektim. Sen söyle onu. Biz maalesef bir cenaze töreninde... En son beraber olmuştuk. Çok sevgili arkadaşımız Süleyman Turan'ın. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsın. Ben orada senin gelinini gördüm ve Umut'a döndüm. Dedim ki sen annene benzeyen bir kadın bulduğun için mi dedim, evlendin? Duydum. Bu kadar mı benzerlik çok, olabilir evet, dedim. Çok ilginç. Gerçekten seni andırıyor. Çok ilginç. Ya çok. Şansı iyi olsun. İnşallah, inşallah. Hadi şimdi Yusuf'la birlikte evlilikten sonra yaptığınız filmlerden... Filmler, nikahlardan sonra hangisini yaptık? Bizim elimizde sizde var korkunç, korkunç arzu muydu? Var. Ay, çok onu güzel. Çok seyredelim güzel. Mi? Tabii. İkinizi. Ne oldu konuştun mu? İkna ettin mi abi? Hayır. Zaten ikna olmayacağını biliyordum. Ne yalvarma ne gözyaşı hiçbiri para etmiyor. Aklına Feride koymuş bir defa. Ama neden? Niçin anlamıyor bizi? Bir şey düşünemiyorum artık. Bu işin sonu yok Orhan. Artık tahammülüm kalmadı. Gücün cesaretin varsa beni seviyorsan kaçalım. Doğru. Bizden günah gitti. Ama istersen bir kere de ben... Hayır Orhan, abimi bilirim ben. Lüzumsuz bir çaba olur. Saadet neredeyse orada olacağım, senin yanında. Hemen nikahlanırız. Çok mesudum şimdi, çok. Artık... Artık yeni bir hayat başlıyor bizim için. Böyle olmasını istemezdim ama abin mecbur etti buna beni. Senden olacağım nihayet. Mesut olacağım. İşte böyle. Böyle. Ya Umut evladım şimdi Umut'un gözümün önüne geldi. Dünyaya gelişi sonra. Allah bağışlasın. Şimdi ne yapıyor Umut? Şimdi birkaç projesi var. Onlarla ilgileniyor. 20 tane dizisi var Umut'un. Tabii canım. 3 tane de sinema filmi benimle de yaptı. Hep beraber de yaptık. Hicran Sokağı'nda oynadı bizimle canım, hatırlarsın. Evet, evet. Babasıyla da TRT'ye Son Yaprak diye bir dizi çekmişlerdi. Şimdi birdenbire bir iş almak çok doğru bir şey değil. Hep seçicilik bu işte evet, maalesef. Tabii. Yani dizilerde de tabii, bu böyle, sinema davranıyor. Filminde de bu böyle. Titiz davranmak lazım. O da bizden öğrendi bu taktikleri. Tabii. Bekliyor yani iyi bir projede olması gerekiyor. Tabii. Bir de bu kadar halkın sevgisini ve başarıyı kazanmış anne baba olunca... Ona da çok büyük tabii ya, bir şeyi var. Ona da bir sorumluluk yani, düşüyor. Sorumluluğu var. Değil mi? Çok dikkatli oluyor o yüzden. Bu da bir aslında dezavantaj mı avantaj mı onu da bilemiyorum çocuklar uzun için. Uzun vadede avantaj diye düşünüyorum ben. Elbette.
zaman zaman dezavantajlarını yaşayacaktır ama o içindeki sevgisi var. Yeteneğini, genlerinde isteğini, tabii, değil mi? Var. Devam genetik ettirirse tabii, tabii. Uzun vadede mutlaka başarıyı yakalayacak. İnşallah. Ne güzel bir dostluk, ne güzel zamanlar çok, paylaştık. Çok anılarımız ya, var. Çok anılarımız var. Ben bir tanesi aklıma geliyor hemen. Hangisi seninle. Anlat, anlat. Kezban filmindeydi zannediyorum. Set arası. Ben ayaktayım. Sen masada oturuyorsun. Işıkları bekliyoruz. Sahne hazırlanıyor. Benim belimde bel fıtığı vardır çocukluğumdan beri. Birdenbire bir ağrı. Bacaklarım kasıldı ve tutmuyor gibi oldu birden. O kadar büyük bir panik yaptım ki Hülya dedim. Benim dedim bacaklarım tutmuyor dedim. Hadi. Hülya koş falan. Nasıl olur dedin. Neden dedin. Doktor filan filan derken sen hemen döndün gel bakayım buraya dedin. Başladın dua etmeye Hülya. Canım. Senin ne kadar güzel kalbin vardır canım. Ha, canım melek gibisindir sen. Bilirim ben seni. Çok şükür elhamdülillah inançlı bir insanım. Dua çok güzel bir enerjidir. Çok. Pozitif enerjidir. Elbette. Çok inanırım. İnanır mısın böyle bir 10 dakika sonra falan bir kendime gelir gibi sen oldum. De bana inandın o zaman. İnanmışım. Ay canım benim. Çok. Canım benim. Çok sevdik birbirimizi. Hep öyleyiz. Evet, çok şükür. Evet gerçekten öyle. Hep sevdik, hep takdir ettik. Hep paylaştığımız emeğe saygılı olduk. Görüntülerimiz var birlikte yaptığımız filmden. Hadi hem Kezban filminden hem de Kadın Asla Kadın Unutmaz. Aslan. Da orada da tabii. Değil mi? Ne? Müthişti. Bir tanesinde iki kardeşiz, bir tanesinde de iki arkadaşız. Ama benim çok sevdiğim filmlerdir onlar. Hele evet, Kadın Asla Unutmaz. Orhan Aksoy. Evet. Neler söylüyorsun? Aman bir şey söylemedi ki canım. Babacık, babacık, babacık. Kim gelmiş, kim gelmiş? Dur, babacık dur, gelmiş. Dur, dur. Başımı döndürdün. Bak Lale sana bir kardeş getirdim. Onunla çok iyi dost olmanızı istiyorum. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Lale! Geliyorum. Bay bay. Gelsene biraz sana bir şey söyleyeceğim. Fakat karıcığım... Hadi yürü. Şuna bak. Nereden çıktı bu? Kim bu dünya güzeli yahu? Misafirimiz. Yaklaşsana biraz. Aa, çocuklar durun beni dinleyin. Ha? Size babamın biraz evvel Gemlik'ten getirdiği misafirimizi tanıtayım. Adın neydi senin? Kezban'dı galiba öyle değil mi? Evet efendim. Buna şaşmamak lazım. Anadolu'dan geldiğine göre adı ya Kezban olacak ya Ayşe ya da Fatma. Beceremedim. Yalnız benim sevgim kâfi gelmedi. Hakiki annenin çocuğu sadece doğuran değil, ona bakan, mama veren, büyüten insan olduğunu anladım. İnan, şu birkaç gün ayrılık bana çok acı geldi. Istıraptan ölebilirdim. Senden büyük bir ricam var. Beni affet. Eskileri unutalım. Bizi birbirimize bağlayacak aramızda müşterek bir evlat sevgisi var. Bu bağların en mukaddesi, hislerin en büyüğüdür. Onun hatırı için dost kalalım. Haklısın. İki dost gibi kalalım. Murad'ın mükemmel bir insan olması için çok çalışacağım. Söz veriyorum. Buna eminim. Teselli bulmuş bir kalple buradan ayrılıyorum. Allah'a ısmarladık. Ah Orhan abiciğim. Ya ne güzel, ne iyi bir yönetmen. Çok başarılı bir yönetmendi. Allah rahmet eylesin. Oyuncuyu çok iyi yönetirdi. Orhan Aksoy gerçekten çok önemli filmler yaptık birlikte. Senin daha çoktur. Benim çok fazla. Daha çoktur, evet. Haklısın. Aşk filmlerinin unutulmaz yönetmeni. Değil mi? Böyle kesinlikle. Bir film vardı ama benim için
Orhan Aksoy'dur. Kesinlikle. O. Gerçekten çok önemli filmlere evet. imza attık birlikte. Evet. Evet. Aslında çok geniş ekipler kurardık değil mi? Çok fazla yan oyuncular olurdu. Çok kadrolar müthiş. Bakıyorum da şimdi ne biçim kadrolar var. Kimler var orada? Muzaffer Tema. Tema'yı gördük. Birçok sanatçı arkadaşımız galiba var. Galiba Dijlan Baban'dı Dijlan Baban, değil mi? Bravo, orada. Bravo. Senin annenin rolü. Anne. Biri Kezban, biri kadın asla unutmaz. Peş peşe izledik evet. ikisini de. Şimdi bile hani hadi deseler gider miyiz? Gideriz değil mi? Bana öyle gibi geliyor. Hikayeler çok güzel. O zaman bizi yaşlandırıyorlar. Evet, bu yaşlanmış halimiz böyle zaten. Böyle boyalar filan. Şu soba boyaları. Soba boyaları. Ya gerçekten... hem teknikte hem oyunculukta çok güzel aşamalar kat ettik. Kesinlikle. Bugün vardığı nokta sinemamızın mukayese bile edilemez bence, bizim çalıştığımız tabii. yıllarda. Teknoloji bir kere ama biz, gelişti. Biz o imkansızlıklara rağmen o galiba doğru işler yapmışız. Sevgili Hülya'cığım film yakmayalım diye. Nasıl strese girerdik? Girerdik. 40 prova. Bir kere çekilecek 40 diye. 40 prova yaptırırlardı. Bir kere çekerlerdi. Filmi kim yakarsa yandı. Evet. Yani, bir de azar işitirdi. Müthiş bir stres yani. Evet. Kolay iş değildi bugün bu. Tabii ama şimdi dijital her şey rahat. Çok provalar rahat. Bile çekiliyor. Evet. Sen gün geldi. Bir oyunculuk atölyesi evet. açtın. Yani bir... birikimi olan, oyunculuk birikimi olan, sinema birikimi olan bir ruh olarak dedin ki gençler geliyor, onlara benim bir katkım olsun, bir atölye açtın değil mi? Ne güzel söyledin. İnsan bu kadar birikim sahibi 50 senedir bir evet. işin içinde olmuşsunuz. Yani böyle bu bilgiyi bir şeylere aktar, birilerine aktarmak lazım, gençlere aktarmak lazım. Öyle hissediyorsun yani bir, şey bir olarak. Birçok da değerli arkadaşlarını yanına aldın değil mi? Çok, hep beraber çok değerli eğitmenlerimiz gençleri... vardı. Gençler çok güzel açıldı. Çok güzel devam etti. Sonra seçimler girdi. Şu oldu bu oldu. Böyle insanlar biraz evet. dağıldılar. Biraz askıya aldık şimdilik. Ama yenisi tekrarı bir başka şehirde olacak. Şimdilik söylemeyeyim. Daha iyi olur. Bence daha de. İyi olur. Başka şehir Anadolu'daki istek geldi. Anadolu'daki çocukların daha çok ihtiyacı kesinlikle. Var. Kesinlikle. Her şey İstanbul değil ki. Çok doğru. İstanbul'dakilerin doğru. imkanları daha çok. Doğru. Bize oturmak çok yakışmıyor. Bir yani birikimleri olur. Aktarmak Selma. Lazım gençlerimize. Gerçekten şimdiden bütün kalbimle kutluyorum seni. Çok gel dediğin zaman koşa koşa gelirim. Sağ ol, ben davet edeceğim özellikle. Yani ben hem mesleğime yani. Duyduğum saygıdan bir hem de gençlerimize gelirsen çok sevinirim. Ne katkı da verebilirsek. Sen aslında mesela bu kadar seneyi unutup bugünkü bir genç olarak sinemaya bugün girmek ister miydin? Sinema, yani bugünün imkanlarını sinema göz yapmak önüne alarak. İsterdim. Bazen ben diyorum yani. Diyorum ki keşke İsterdim. Ben bugün evet, sinemaya bu teknolojiyle, başlasaymış. Bu rejiyle, bu şeyle. Evet. Ama biraz da hemen gider dünyaya açılırdım gibi geliyor bana. Yani i̇şte o, orayı denemek isterdim. Bunu söyletmek istiyorum. Bu ülke tamam Bravo. Bizim ülkemiz. Ama Bravo. Orada da bir yapmak isterim. Bizim ülkemizse biz ülkemize ne kadar çok... katkı verebilirsek evet. kesinlikle. O zaman değil mi? Kesinlikle. Daha görevimizi yapmış. Muhakkak. Daha vatansever hissedeceğiz bence kendimizi. De, dolayısıyla dışarıda bir şans denemek. Isterdim. Ülkenin adını ülkenin sinema adını. Alanında duyurmak. Değil mi ki? Herkesin çok, gönlünde çok, olan çok bir şey. Olur, şimdiki iyi. Gençlerin böyle imkanları daha çok. Kesinlikle tabii. Çok da güzel nazaran. Oyuncular yetişiyor. Çok. Yani. Oyunculukta çok iyiyiz. Kadınlar da öyle, erkekler de öyle. Çok iyiyiz. Birkaç tanesi var. Hele muazzam yani. Çok beğeniyorum. Buradan tebrik ediyorum. Onlar kendilerini bilirler. Tamam. Çünkü ne olacak? Birkaç diziyle, birkaç filmle gördüğümüz arkadaşlarımız bazen elekten elenebiliyor. Kalıcı ya. Olmayabiliyor. Çeşitli nedenlerden. Ama işini böyle asılarak... aşkla, tutkuyla yapanlar hissediliyor. Kesinlikle. Tabii bir de ki sinema filmi yapmak önemli, seçici olmak önemli. Seçici olmak, sinema filmi yapmak daha kalıcılık getiriyor. Muhakkak. Diziler biraz soap opera hani. Tabii. Sabun daha köpüğü daha gibi çabuk geçiyor. Geçiyor. Önümüzde. Gençlerin muhakkak kalıcı olmasıları adına
sinema yapmaları lazım. Sinema yapma imkanı bulamayanlar da bugün tiyatro yapmaya başladılar. Çok iyi, çok güzel iyi. Bir çok karar güzel bu. Çok güzel. Çünkü televizyon dizilerinde halk onları tanıyor. O tanıdığı isimleri daha yakından görme şansı var. Göz göze bakışabilme şansı var tiyatroda onu. Çok doğru. O nedenle gençler tiyatroda oynamayı tercih ediyorlar. Çok iyi yapıyorlar. Böyle büyük salon, küçük salon tabii, diye tabii, bakmadan tabii. Kendilerini geliştirecekleri alan tabii ki oyunculuk ne adına kadar güzel tiyatro. Bir şey tiyatro yapmak da elbette. Ayrı bir sanat tabii. Aşağı yukarı kaç yılıydı? 96 yılı mıydı Mum Kokulu Kadınlar? Mum Kokulu Kadınlar. Ya evet. Ondan da ödülün var. Var. Yani ödüllerden söz edince İrfan Tözüm'dü değil mi? Çok sevdiğim bir yapımcımız. Çok değerli bir o film birçok ödül aldı. Sen çok de aldın. Aldı. Sen evet. De Chassot'tan aldın. Ben Chassot'tan en iyi kadın oyuncu aldım. Evet. Çok da iddialı güzel bir film oldu. Ben burada bir canlandırdığın karakteri biraz açar mısın? Bu Mum Kokulu Kadınlar'da canlandırdığın karakter. İşte köşkün sahibinin yanında, adamın yanında evlatlık olarak yetişmiş, büyümüş. Hı hı. Böyle bir karakterdi. Bir tanesi de Halil Ergün orada, kulakları çınlasın, çift iki rol oynuyordu. Çok başarılıydı. En iyi erkeği de o aldı zaten. Evet. Halil Ergün bir köşkün sahibini oynuyordu. Diğer tarafta da Gecekondu'da yaşayan bir karı kocayı oynuyorduk beraber. Yani çok ilginç bir şeydi, hikayeydi o. Çok dramatik bir yapısı vardı. Halil Ergün tabii muhteşem bir oyuncu. Oyuncu değil çok, mi? Çok onunla çalışmak çok da o kadar güzel bir rahat, dosttur. Ondan bir görüntülerimiz var. Ay, ondan da güzel. İzleyelim. Senin güzel. Farklı farklı yönlerini harika. Gösterebilmek için. Değişik bir film. Kadınların dayanışması. Aslında bir dönem peş peşe bizi sinemadan sahneye davet ettiler. Birçoğumuz böyle bir çekingen davrandık. Mesela içlerinden biri ben böyle bir türlü karar veremedim. Zor kararlardı. Yani sinema tabii. Oyuncusuyum. Acaba olur mu olmaz mı? Karar vermekte zorlandım. O arada benim küçük kız kardeşim sahneye çıktı. Nilüfer mi çıktı? Evet, sen mesela çıktın. Herhalde gazinoların ilk aklına gelenlerden biri sendin. Herhalde. Çünkü baban... Babamdan dayı, dolayı. Babanın dayısı değil mi? Babamın dayısı Ahmet Üstün. Ahmet Üstün tabii. Ankara bunlar Radyosu'ndan, hep... babam İstanbul evet, Radyosu'ndan. Evet. Ve Selma Güner'i de onların çocuğu ilk aklına gelen tabii, olmuş. Herhalde oldu. Onda da bir şeyler vardır diye düşünmüşlerdi. Sende de böyle bir yetenek ben var zaten. Bende vardı. Yusuf o dönem askere gitmişti. Sinemanın bitişiydi. Ya evet. Biliyorsun hani 70'li yıllar... Maalesef. Neredeyse üretim sokaklarda durmuş. Çatışma falan da oluyordu artık. Yani. Çok doğru. Anarşi sokaklara dökülmüştü. Çok doğru. 80 öncesi. Sinemamız maalesef sinemamızdan uzaklaştı seyirci. Hı hı. Ondan sonra da herkes ekonomik nedenlerle oldu aslında. Tabii. Çok doğal. Bir tabii. De seyirci istedi bizleri yakından görmek, göz göze olmak, hı hı. Gönül gönüllü olmak. Çok bugün da iyiydi. Bugün tiyatroya gittikleri gibi değil mi? Gibi. Dolayısıyla çok iş yaptı gazinolar. Bir dönem evet, çalıştık hepimiz. Evet. Sen çok kısa yaptın. Ne kadar istemedim. Kaldın sen sahnede? Sahnede yani aralıklı bir 20 sene falan kaldım. 20 sene. Bayağı. Ben zor karar verdim. Sonradan çıktım. 11 senede ben yaptım. Oo. Yine uzunmuş yani tabii, çok tabii. Kısa değil. Değil aslında çok evet güzel. Kısa değil doğru söylüyorsun. Batı müziği olarak başladım. Sen sonra dayım dedi ki bu böyle olmaz. Senin hançeren sesin Türk müziği. Yakışıyor değil mi? Gel seni çalıştırayım dedi. Seni solist yapalım dedi. O zaman hani solistlik evet, modaydı evet. Adeta. Çok çalıştık onunla. Eski eserleri geçtik, hazırlandık. Sevgili Sezen Aksu da kadroya geldi, girdi. Hmm. Bana çok büyük desteğini verdi, sağ olsun. Ve ondan sonra solist olarak götürdüm. Bayağı 20 sene şaka çalıştım. Baka. Evet. Plak falan da yapmış mıydınız? Yaptım. Kaset, plak falan o zamanlar öyleydi. Ay canım, doğru. O zaman long play'ler falan vardı değil evet, mi? Evet, 45'likler vardı. 45'likler vardı. Bir dönem olarak düşünelim. Biz... Selma Güner'i
sinemada benim izlemek istiyorum. Asıl işim evet, sinema. Ya da dizilerde. Yani oyuncu olarak evet, görmek istiyorum. Seyirci de çok özlüyor bizleri Hülya'cığım. Eminim. Yani inan ben festivallere gidiyorum, seni soruyorlar. Diğer arkadaşları tabii, soruyorlar. Tabii. Neredesiniz? Sizleri istiyoruz, sizleri özledik diyorlar. Tabii. Çok bir, yoğun bir özlem ve ilgi var. Doğru söylüyorsun. Unutmuyor seyirci. Evet ve o filmleri seyredip o filmlerle yaşayan, o yılları tanıyan insanlar var. Onu kabul ediyorum. Fakat bir de gençler var. Çok hiç o dünyayı tanımayan, bilmeyen ama evet, gördüğü filmle bir bağ kuran, kendi kültürüyle buluşan insanlar, evet, gençler. Ve bugün hayatlarında olmayan şeyi arıyorlar. Romantizm. Aynen öyle. Dostluk. Biraz önce konuştuğumuz. Dostluk. Romantik, arkadaşlık. Samimiyet. Samimiyet. Dürüstlük. Paylaşım. Bunları arıyorlar. Çok doğru söylüyorsun. Hep o filmlerde var. Keşke o dönemde yaşasaydık falan diyenlerle karşılaşıyorum. Kesinlikle doğru. Doğru. Çok haklısın. Ben oyunculuk diyorum. Son dizinden görüntülerimiz var. Flint'a. Flint'a değil Flint'a mi? Flint'a'da ben böyle bir hatır işiydi. O 3 bölüm mi oynamıştım. Evet. Misafir oynamıştım. Olsun. Ama çok güzel bir diziydi. Değil mi? Güzel bir diziydi. Bir o tarz dönem böyle dizisi, dönem değil mi? Dizisinde yine çalışmak isterim. Değil mi? Dönem çok hoşuma gidiyor. Biraz harika. Görüntülerimize bakalım. Tamam. İşte bu senin kokun. Bu sensin. Mustafa'm. Mustafa'm. Seni külliyenin önüne bırakmak zorundaydım. Şeytan hep peşimizdeydi. İkimiz birden kaçamazdık. Beni affet. Beni affet. Allah aşkına bana söyle. Kimsin sen? Artık bütün gerçekleri öğreneceksin Mustafa. Selma'cığım, onlarca canım, karaktere yer verdin. Ya, evet. Seni içlerinde en çok hangisi etkiledi diye merak ederim. Yine dönüp dolaşıp Son Kuşlar'a geleceğim. Çok etkilendim Hülya. Çünkü Son Kuşlar zamanında filmi çekerken bir yandan okula gidiyordum. Aynı kıyafetler, işte aynı saçlar. Zaten bir talebesin orada da. Aynı evet, ayakkabılar. Tabii okulda ne yapıyorsam öyle davrandım. Ya, bu rolün altından nasıl kalkarım diye düşündüğüm zaman yüzümü yıkayıp sete gidiyorum. Okula gider gibi. Okulda ne yapıyorsan, duyguların neyse o yaşta şu anda, onları yansıt Selma dedim kendi kendime. Tabii. Öyle davran, doğal ol dedim ve öyle oldu. Zaten öyle sinema oldu. Oyunculuğu her şeyden önce doğallığı istiyor. Evet. Ama orada ya yönetmen ya karşındaki aktör, arkadaşım falan biraz sana destek verdiler çok, mi? Verdiler değil mi? Veriyor. Biz bir öyleydik Erdoğan değil mi? Erdoğan Tokatlı müthiş bir yönetmendi. Evet. Ediz'le oynadı. Ya. Dünya şekeri Edison'la. Selam çok, olsun çok ona selam da. Olsun. Çok desteğini gördüm onun da. Çok değerli arkadaşımdır. Eşi, kendi. Çok severim o aileyi. Evet. Erdoğan Tokatlı da işte o dönemin 60'lı yılların rüzgarında böyle yetişen bir... Uğraşıyor muydu oyuncu? Çok. Ben hiç çalışmadım çünkü çok Erdoğan. Çok inanılmaz o duyguyu alana kadar. Zaten yönetmenlik bence oyuncuyla uğraşmak, oyuncuyu yönetmektir. Şimdi bazı yönetmenlere göre fark ediyor. Bazı yönetmenler de diyor ki benim için en önemli öge oyuncu değildir diyor mesela. Benim için kurduğum atmosfer kurduğu ya da atmosfer, işte çerçevem, dünyası o, ama renklerim, çerçeveden önce ışığım, şuyum. Yönetmenin elindeki en büyük enstrüman oyuncu. Neyle anlatacak meselesini? Değil mi ama? İnsanı anlatıyorsun. Bravo. Neyle anlatacaksın? Neden Orhan Aksoy'un başarısı o dönem ya, yönetmenlerin başarısı buradan geliyordu. Oyuncuyla uğraşırlardı. Evet. Oyuncu olmasa neyle anlatacak meselesini? Çünkü neticede bir hikaye anlatıyor. Kesinlikle. Bir belgesel. İnsana dair bir şey anlatıyor. Değil mi? Evet.
Yani Son Kuşlar Türk sinemasının zaten klasiklerinden biri. Yani evet. Mal olmuş bir eser. Son yıllarda aynı ayarda diyebileceğin, yeni sinemamıza yenilik getiren, farklı bir bakış açısı sunan filmler var mı? Dedin ki bazen festivallerde jüri oluyorum. Evet, orada çok iyi var, işler seyrediyorum. Çok var. Var mı gözüne kestirdiğin şimdi iyi yönetmenler? Şey yapamayacağım ama yönetmenler mesela Nuri Bilge. Ha, tabii. O artık mesela, yeni yeni Nuri, sayılmıyor Nuri bütün Bilge'yle dünyaya. Çok dünyaya çalışmak et. İsterdim. Çok değil mi? Çok isterim. Evet, Çağan Irmak. Dünya güzeli bir insan, çok güzel filmler yapıyor. Ama çok Zeki Demirkubuz. Olağanüstü. Değil bayılıyorum. Mi? Evet. Reha Erdem. Reha Erdem. Derviş Zahir. Bravo. Çok değil güzel. Bunların hepsi pırıl pırıl. Çok değerli. Ve de kendi çizgileri olan, kendi anlatım biçimlerini oluşturmuş insanlar. Biri birinin taklidi değil. Aynen. Farklı. Aynen. Yani eskiden Atıf Yıl, bu bir Atıf Yılmaz filmi diye bir şey vardı. Hatırlarsın sen. Şimdi bunlar da imzalarını bu şekilde atar. Bu bir Derviş Zahir filmi. Diye çok imza güzel. Atabilir. Çok doğru. Vallahi öyle. Öyle, öyle. Ve gerçekten çok başarılılar ve çok takdiri hak ediyorlar. Ve dünyadan da ses getiriyorlar. Çok ses birçok getiriyorlar. Bireysel sinemacılık şimdi. Birçok yani. Festivalden bayağı güzel başarılarla dönüyorlar. Evet. Bizler de onlarla gurur duyuyoruz. Evet. Senin peki canlandırmak istediğin bir karakter var mı böyle içinde? Hayalini kurduğun, ben şunu az önce söyledin gerçi bir dönem filmi yani bir tarihi bir dönem, kişiyi. Dönem. Öyle bilmiyorum mi, ama mi? Şimdi dönem çok daha istiyorum nedense bilmiyorum. O ruhu yaşamak, onu hissetmek o çok güzel bir duygu. Ne güzel. O dönemin içinde olmak, başka bir zaman içinde olmak gibi oluyorsunuz. Yani hani başka bir dünya, başka bir zaman, başka bir zaman diliminin içinde olmuş evet. oluyorsun. Keyifli oluyor. Şu anda aklıma gelmedi ama birçok vardır karakter istediğim. Ben çok yönlü seviyorum oyuncuyu. Hı hı hı. Yani kalıplaşmış, kalıplaşmak demek değildir oyunculuk. Kendi içinde var olan karakterinden bir bölümü ortaya çıkarabilmek. Çünkü bizim içimizde bir sürü karakter vardır. Baskın olan kendi şahsiyetimizi tanımlar. Hı hı. Ama o içimizde gizlediğimiz şuuraltı bir sürü şey olabilir. Onları da eşeleyip oradan mesela eğer bir katili oynuyorsanız hı hı. orada bir şeyi çıkarıp sanki onun dünyasına zaten giriyorsunuz elbette. Ve onu ortaya çıkar. Mesele özü bu işin. Yani kalıplaşmış oyunculuğu ben sevmiyorum. Çok yönlü. Sürekli her rolde lazım. Kendini deniyorsun. Dediğin gibi içindeki o karakteri bulmaya çalışıyorsun. Çünkü her insanda bir parça vardır. Tabii. Her insanda. Şimdi her insanın içinde kıskançlık var, ihtiras olmaz var. İşte kızgınlık var, kırgınlık evet, o var. O duyguların hepsini taşıyoruz. O kadar çok kızıyorsun ki canına kıymaya kalkıyorsun. Nerede? Yani her türlü. Bizler toplum içinde yaşamayı bize öğretirlerken bu duygularımızı tıraşlıyoruz. Törpülemişiz, gelmişiz. Topluma ayak uydurabileceğimiz, tabii. birlikte yaşayabileceğimiz özelliklerimizle evet. varız. Ama biz oyuncular işte o içimizdeki o delilik var ya, o deliği ortaya çıkarmak. Onu arayıp bulup çıkarıp o şahıs gibi hissediyoruz. Hissetmek lazım. Çünkü o insanlarla empati kuruyoruz ve empati. O insanları adeta oluyoruz, yaşıyoruz. Yaşıyoruz. Bu da çok yorucu evet. bir durum değil mi ruhsal olarak? Mesleğimizin ortaya çıkabilmesi için gerçekten büyük acılar çekiyoruz. Çok. Büyük korkular yaşıyoruz. Adeta riskler içinde çok dolaşıyoruz. Büyük riskler. Kendimizle kavga ediyoruz zaman zaman. Bütün bunları yaşayarak yolumuza devam ediyoruz. Bunlar ne için? Daha da sevilmek, daha da takdir görmek, daha da seyircinin gözünde hak kesinlikle. Ettiğimiz yeri çünkü alabilmek için. Bence bir oyuncu seyircinin önünde, gençliğin önünde rol modeldir. Değiliz diyorlar bazıları ama ben katılmıyorum. O tabii ki özel yaşamıyla. Bu ister istemez böyle oluyor. Bir model oluyorsunuz. Evet. Ve
O bakıyor insanlar yani. Ben de böyle olayım dediği vakit onda her şeyi bulmak istiyor yani. Çünkü bütün onlar zamanında seyrederken ilham aldılar. Etkilendiler. Değil mi? Çok etkilendiler. Kendi hayatlarını benzetmeye çalıştılar. Özel belki. Yaşamında nasıl diye baktılar. Özel yaşamında da bir istikrar gördükleri görülürse, zaman. Görülürse dört dörtlük ve evet büsbütün sahip çıktılar. Dediğin gibi rol model alanlar oldu. Destekleyenler oldu filan. Ne kadar güzel anlattın. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Gerçekten. Zaman da geçti. Bitti. Ben, evet bitti. Zaman geçti seninle. Ya. Çok zarifsin her zamanki gibi. Çok kibarsın. Teşekkür ediyorum öylesin. Beni çağırdığın için. Sen de öylesin. Çok özlemişim seni. Buna ben de katılıyorum. Ben de çok özlemişim seni. Sevgi aynı noktada, aynı sıcaklıkta hep var. Var. Varsa evet. Var zaten. Var. Ama yaşam öyle bir hale getiriyor ki 2 sene, 3 sene birbirimizi görmediğimiz de oluyor. Olabiliyor. Ama karşılaştığımız anda sanki dün ayrılmışız hadi gibi. Hadi görüşelim bundan sonra daha diyoruz, sık inşallah. Ama peki o zaman birbirimize söz verelim. Söz verelim. Bundan sonra daha sık görüşmeye çalışalım. Tamam. Hayatı İnşallah. Daha güzel paylaşmaya çalışalım. Bence de. Zamanımız dolduğu için ben tekrar teşekkür ben ederek sevgili seyircilerim. Bu hafta hem çok sevdiğim hem çok değer verdiğim büyük oyuncu Selma Güner ile birlikteydik. Haftaya tekrar birlikte oluncaya kadar hepiniz hoşça kalın.